dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Öğrenmek zevk verecek. Wissen am Stern Dershanesi açıldı

Sorumluların da katıldığı törenle çarşamba günü Unterkönigstraße 79 adresinde hizmete girdi. Şans eşitliği. Politika bu konuda konuşmayı çok seviyor ancak şans eşitliğinden pay alabilmek için çok az şey yapıyor. Yıllardır okullara yatırım yapılması beklenirken hükümetten sıfır bütçe açıklaması geldi. Böylece öğrencilere yeni nesle sidik kokusundan kullanılamayan okullar karşılığında bir banka cüzdanı verildi. Eğitim okuldan daha fazlası, okulda formal eğitimden daha fazlası. Bu nedenle çocukların yollarını bulmalarında yardımcı olacak birilerinin olması çok önemli. Bundan başka çocukların kafasına bilgi sokmak için değil, onların sosyal ve kişisel gelişimini desteklemek ve öğrenmeyi zevk alınır hale getirmek oldukça önemli. KASEL Eğitim Müdürlüğü'nden Gabriele Steinbach. Wir müssen mit einer bestimmten Haltung den Kindern gegenüber treten und Kararlılıkla çocuklarla ilişki kurulması sadece hesap, yazma, okumayı değil, zevkle öğrenmeyi sağlamak çok önemli. İnisiyatif iki açıdan önemli. Birincisi şans eşitliği olanağı sunması, ikincisi ise layık temelli olması. Okulu bırakma oranını göz önüne alırsak ve bunu engelleyebilmek için Profesör Doktor Christoph Scherer Das finde ich eben so toll an dieser Initiative, hier mit den kleinen Kindern anzufangen, ihnen zu ermöglichen, den Spracherwerb bu inisiyatifin küçük çocuklarla işe başlayıp erken yaşta onlara dil öğretilmesi, diğer kültürlerin öğretilmesinin önünün açılmasıyla şanslarını doğru kullanabilmeleri çok önemli. Sosyolog Doktor Tuzcu KASEL'de göçmen olan ya da göçmenlik tecrübesinden geçmiş ailelerin çocuklarına ve gençlerine e, ulaşabilmek, onlara hem yaşadıkları sosyal çevrelerde hem de eğitim alanlarında çok nadir gösterilen ilgiyi gösterebilmek, onlara çok nadir duydukları sözleri söyleyebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela onlara başka bir geleceğin mümkün olduğunu söyleyebilmek. Onlara doktor olabileceklerini, mühendis olabileceklerini, bilim insanı olabileceklerini, sanatçı olabileceklerini söyleyebilmek, buna kapasitelerinin ve güçlerinin olduğunu inandırmak gerekiyor. Dershane yöneticisi Ali Doğan. Burada gençlere ve çocuklara yönelik çok şeyler yapacağız. İyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz, iyi şeyler yapmak istiyoruz. İyi şeyleri yapabilmek için de şartları oluşturduk. Umarım bir sene sonra burada birçok başarıyı hep birlikte kutlarız. Evet, Kassel Eğitim Müdürlüğü'nden Gabriele Steinbach bu açıklamaya şöyle cevap verdi. <laughs> bir yıl sonraki kutlamaya memnuniyetle katılacağım. Büyük koalisyon görüşmeleri başladı. Bugüne kadar olduğu gibi devam politikasının liderleri görüşmeleri en kısa zamanda tamamlama arzusunda olduklarını açıkladı. Bu arada SPD seçmeni diğer parti seçmenlerine göre daha umutsuz. SPD seçmenlerinin %25'i SPD'nin taleplerini kabul ettirebileceğine inanırken %65'i hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyor. Partilerin heyetleri ilk görüşme için bugün Berlin'de bir araya geldi. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel, halkın istikrarlı hükümet bekleyişini boşa çıkarmamak için hızla yol almaları gerektiğini söyledi. CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz da koalisyon pazarlığının en kısa zamanda tamamlanmasını arzuladıklarını belirtti. Başbakan Merkel ilk görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ön görüşmelerde koalisyon müzakereleri için yapıcı bir çerçeve çizilebildiğini söyledi. Alman Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı Schulz ise görüşmelere Almanya Federal Cumhuriyeti'ni istikrarlı bir hükümete kavuşturma arzusuyla başladıklarını söyledi. Sosyal Demokrat Parti'nin 21 Ocak'taki kongresinde ön görüşme sonuçları az farklı delegeler tarafından onaylanmış ancak parti yönetiminden mutabakat protokolünün sağlık, istikdam ve iltica politikalarıyla ilgili başlıklarında düzeltme yapılması talep edilmişti partisinin büyük koalisyon hükümetini istediğini belirten Zeehof'a ise önümüzdeki haftalarda anlaşma sağlanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı. Bu arada SPD'ye kötü haber. ARD Doğuşan Trend araştırmasına göre SPD'ye seçmen desteği %19'a düştü. CDU, CSU ise %33'lük durumunu korudu. Buna göre pazar günü seçimler yapılsa ortaya çıkacak tablo şu. AFD %12, Yeşiller %11, Sol Parti ve FDP %10. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının olduğunu söyledi. Stoltenberg, Türkiye'ye harekatta orantıyı ve ölçüyü koruma çağrısı yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, beklenen açıklamayı, yaptı. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı var dedi. Bu açıklama sonrası savaşın bitirilmesi umudunu savaşın taraflarından bekleyenler, Avrupa'nın sessizliğinden yakınanlar hayal kırıklığına uğramış olmalı. Bilinmesi gereken bir gerçeği hatırlatmakta fayda var. Hem silah satıp hem barış elçisi olunmaz. Vietnam Savaşı Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin insafa gelmesiyle değil, 68 Gençlik Hareketinin başlangıcı olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri gençliğinin yüzbinler halinde sokağa çıkmasıyla bitirilmişti. Stoltenberg Perşembe akşamı yayınladığı açıklamada her ülkenin kendisini savunma hakkı vardır ancak bunu yaparken dengeli ve ölçülü olunması gerekir dedi. Ancak bu ölçünün ne anlama geldiğine dair bir şey söylemedi. Kaç kişi öldürülünce, kaç bina yerle bir edilince ölçülü olunmuş olmuyor? Bu sorunun cevabı yok. Schottenberg savaş araçlarının satışından sorumlu Almanya Dışişleri Bakanı Zygma Gabriel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iletişim halinde olduğunu söyledi. Af'ine düzenlenen zeytin dalı harekatı ile ilgili konuşan Erdoğan, Türkiye'nin harekatı Membiçe kadar genişletebileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Genişletilmiş il Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Af'ine düzenlediği operasyonun hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini söyledi. Değerli dinleyiciler Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.